kamuoyunu özellikle ilgilendiren su numuneleri depremin ilk gününden beri klor ölçümü olarak dün itibariyle 11.582 uç noktadan ve kaynaktan numune klor ölçümümüz oldu. Günlük haftanın 7 günlüğü esasıyla arkadaşlar çevre sağlığı ekibimiz bu işi takip ediyor. Mikrobiyolojik olarak da 2763 takip yaptık. Bugün için su için şunu söyleyebiliriz. Kaynağımızda mikrobiyolojik olarak ya da partikül olarak ya da klor ölçüm olarak herhangi bir problemimiz yok suyun kaynağında. Ama uzun süreli bir çamurlanma, bizim partikül dediğimiz bir olay olduğu için şebekede ve depolarda ciddi bir tortu birikimi oldu. Yani şu an musluklarında çamurlu akan vatandaşların çamurlu akmasının nedeni kaynaktan gelen sudan kaynaklanmıyor. Tamamıyla şebeke ve kendi su depolarından kaynaklanıyor. Özellikle istirhamımız şu, biz MASKİ ile de bu konuda düzenli bir şekilde çalışmalarımız devam etti iş güdüm içerisinde. MASKİ'nin son noktada suyu tahliye sistemlerinden gerekli tahliyelerini yaptı. Yani şebekede çamur ya da birikmiş tortu kalmaması için. Binalardaki, sitelerdeki, iş yerlerindeki su depolarının temizlenmesi gerekiyor. Çünkü klorun bir özelliği var. Klor bir yerde partikül olduğu zaman partiküle yapışır ve özelliğini de yitirir. Bizim süper klorlama dediğimiz bir olay var. Partikül olduğu dönemde bile normal değerinin çok çok üzerinde bir seviyede biz denetimlerimizde MASKİ'nin özellikle klorlamasını sağladık. Çok şükür bugün itibariyle şebekemizde mikrobiyolojik olarak bir sıkıntımız yok. Klor olarak bir sıkıntımız yok ama partikül olarak ciddi sıkıntılarımız var. Bu da zamanla özellikle şebekedeki suyun iyice temizlenmesi, bir de depoların temizlenmesiyle daha sağlıklı bir suya erişebileceğimizi söyleyebiliriz.